Evet bugün yine çok tartışmalı bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. Normal şartlarda bugün bambaşka bir video girecekti. Fakat bu konunun gündeme gelmesiyle beraber aslında bugün girecek olan video da değişmiş oldu. Fakat problem değil. Gündem neyse biz onu değerlendirmeye, biz onu konuşmaya tam gaz devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce dünkü videoda çok iyi bir performans aldığım için tekrardan çok kısa bir vaktinizi çalmak istiyorum. Arkadaşlar 2 milyon abone olmaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz ve bu yolculukta bana inanılmaz derecede katkı sağlıyorsunuz. Eğer aranızda hala abone olmayanlar varsa lütfen unutmadan şimdiden aşağı aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olurlarsa ve videoyu beğenirlerse gerçekten çok sevinirim. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Evet Hasan Can hiç şüphesi son yıllarda YouTube kökenli olan ve en hızlı büyüyen kişilerden bir tanesi. YouTube'da başlamış olduğu konuşanlar programı kısa bir YouTube macerasının ardından Exem platformuna transfer olmuştu. Ve hem transferi hem transferden aldığı iddia edilen paralar falan derken Hasan Can bir dönem gerçekten çokça konuşulmuş ve adından söz ettirmişti. Fakat bugün Hasan Can bu videoda konuşulacak olma sebebi Exem platformuna sattığı programdan alacağı ücret vesaire değil. Programının bir bölümünde yer alan bir muhabbetin sosyal medyaya düşmüş olması. Programın ilgili bölümünde tesettürlü bir hanımefendi gece kulübüne gittiğinde başını açtığını söylüyor ve Hasan Cankaya ile bunun üzerine muhabbete giriyordu. Sonrasında bir tesettürlü hanımefendi daha Hasan Cankaya'ya bu tarz benzer söylemlerde bulunuyordu ve bu görüntüler şu anda X platformunda ekşi sözlükte daha doğrusu sosyal medyanın tamamında fazlasıyla konuşulmakta. İlk olarak gelin şu görüntüleri bir beraber izleyelim sonrasında değerlendirelim. Klaplar, gece kulüpleri var ya ama şey bunları yayınlamayın. E, güvenlik oldun mu? Niye yayınlamayın? Başımı açıyorum orada. Başını açıyor musun orada? Değil. <laughs> Ailem bilmiyor mu başını açtın iş yerine? E, abim falan biliyor mu? Annem babam bilmiyor. Annem de şey biliyor ne hani, Aç diyor sana kafa diyor. Senin tesettür mü? Güzel olsun diye böyle yaptın saçın. Tesettür tabii de. Sadece güzel dursun diye takmış gibi de duruyor senin. Hayır hayatım tesettür. Evet öncelikle görüntüleri iki sebepten blurlu verdim. Birincisi telif muhabbeti olabilir diye. İkincisi de ben hanımefendinin yüzünün gözükmesini istemedim. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Nedenini söyleyeyim. Çünkü hanımefendi daha söze başlarken buralar yayınlanmasın diye başlıyor. Şimdi hanımefendi yayınlanmasın demesine rağmen o bölüm neden yayınlanmasın? mıştır Bence zaten bu sorgulanmalıdır. Büyük ihtimalle orası büyük çaplı bir program olduğu için ve izleyiciler konuya fazlasıyla dahil olduğu için hiç gitmedim ama benim düşüncem büyük ihtimalle girerken muvaffakatname imzalatılıyordur. Bu yüzden hanımefendi orada yayınlamayın demesine rağmen yapım ekibinin onu yayınlama hakkı %90 ihtimalle vardır. Fakat etik diye de bir şey vardır. Bakın kimseden lafı esirgemem, hiç kimseden korkmam. Beni zaten eskiden beri izleyen insanlar bunu çok iyi bilirler. Ben bu programın yayın ekibinin eğer Hasan Cankaya'nın konuya dahili varsa Hasan Cankaya'nın bu konu özelinde hiç etik davrandığını düşünmüyorum. Program izleyicilerin de dahil olduğu bir program olabilir. Programda dahil olan izleyicilerden bazıları programdan sonra anlattıkları şeyler yüzünden pişman olup oraların yayınlanmamasını rica ediyor olabilir. Bu çok fazla olduğu için de bu tarz taleplere dönülmüyor olabilir. Bunların hepsine saygı duyarım. Fakat burada mevzu sanki bir tık farklı. Şimdi kimse bu konu özelinde 3 maymunu oynamasın. Hanımefendinin anlattığı şey ülkemizde zaten tartışma çıkarabilecek bir muhabbet. Yani tesettürlü bir hanımefendinin bırakın gece kulübüne giderken başını açmasını, sadece 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 gece kulübüne gitmesi bile Türkiye'deki bir kesimi çok fazla rahatsız edecek bir şey. Öte yandan bu videodaki hanımefendinin tesettürlü olma sebebi kendi isteğiyle mi yoksa aile baskısıyla mı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Belki de bu programda bu sahnenin yayınlanmış olması o hanımefendiyi çok ama çok zor duruma da sokmuş olabilir ailesi bakımından. He aranızdan bazıları gatlar davranabilirler. Bakın bunun çok farkındayım. Diyebilirsiniz ki madem öyle anlatmasaydı. Haklısınız. Fakat bazen olaylar kontrolümüz dışında gelişebilir. İlla size de oluyordur. Bir yerde çok eğlenirken ki birilerine aşırı güvenirsiniz bir anda veya muhabbete dahil olmak istersiniz aslında hiç söylemeyeceğiniz bir şeyi, hiç anlatmayacağınız bir şeyi anlatabilirsiniz. Sonrasında anlattığınız şeyler için kendi içinizde ya keşke anlatmasaydım dediğinizde mutlaka olmuştur. Belki de bu hanımefendi gerçekten öyle bir an yaşamıştır. ha Şimdi şunu da çok iyi biliyorum. Program ekibinden bazıları çıkıp şunu da diyebilirler açıklama olarak. Çünkü ben bu konunun fazlasıyla konuşulacağını düşünüyorum. İlgili hanımefendiden biz daha sonra izin aldık o yüzden paylaştık. Abi o zaman da o hanımefendinin buralar paylaşılmasın lütfen dediğiniz yeri koymayın. Yani koymayın çünkü çünkü orayı koyarsanız siz bu eleştiriyi göğüslemek zorunda kalırsınız. Elbette ki bunlar benim düşüncelerim. Söylediğim her şey tamamen beni bağlar. Zaten ben daha önce bir soru cevap videomda da söylemiştim. Konuşanlar programına gülen bir insan değilim. Ama biliyorum ki Türkiye'de milyonlarca gülen insan var. Bu arada bunu da sadece Hasan Can Kaya üzerinde söylemiyorum. Ben bu tarzda programlara gülmüyorum genel manada. Yani Hasan Can Kaya değil X kişi de o programı sunsa ben yine gülmeyeceğim. Ama tekrardan belirtiyorum ki yaptığım bu eleştiri de ben programı sevmiyorum diye yaptığım bir eleştiri değil. Sadece bir hanımefendinin mağdur olduğunu şu an çok net bir şekilde görüyorum sosyal medyada ve bunun sorumlusu da net olarak o programın yapım ekibi. Şimdi biraz da konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar şunu bir kabul edelim. Türkiye'de ne yazık ki hala milyonlarca aile evlatlarına çocuklarına bazı konularda baskı yapıyorlar. Bakın dünya üzerinde yapılan her baskı ters teper. Her insanın psikolojisi baskıya bir yere kadar dayanır ama bir yerden sonra mutlaka ama mutlaka patlar. Eğer bu videoyu izleyenler arasında ebeveynler varsa, gerçi yoksa da problem değil, neticede olmayanlar da geleceğin ebeveyn adayları. Çocuklarınızı eğitirken lütfen ama lütfen baskı uygulamayın. Sizin de Sorularınızı onlara baskı yoluyla kabul ettirmeye çalışmayın. Siz onlara her şeyi güzel güzel anlatın ve tercihleri onlara bırakın. Öbür türlü siz bir şeyleri yaptırdığınızı zannediyorsunuz ama bir yerlerde o şeyler falso vermeye başlıyor. Mesela bu olay. Tesettürlü bir hanımefendinin gece kulübüne gittiğinde başını açması kağıt üzerinde çok ama çok saçma bir şeydir. Yaşanan bu durum aslında hanımefendinin ya baskıyla ya da tam olarak içine sinmeden tesettürlü olduğunu gösterir. Bakın bu söylediğim kulağınıza biraz sert geliyor olabilir ama tam olarak böyle değerlendirilir bu konu. Şimdi şöyle düşünelim. ...insanlar neden tesettüre girerler? Din sebebiyle. Bunun başka bir açıklaması yoktur arkadaşlar. Yani insanlar kışın üşüdükleri için tesettüre girmezler veya yazın güneşe engellemek için tesettüre girmezler. Onlara göre dinin bir koşuludur tesettüre girmek. Şimdi dinin koşulu diye tesettüre giriyorsanız, dininizi kendinizce kurallarına göre yaşıyorsunuz demektir. E devamında gece kulübüne gidildiği belirtiliyor. Yani alkollü ortama ve oraya giderken de tesettürün açıldığı söyleniyor. Yani başının açıldığı söyleniyor. Arkadaşlar bu duruma böyle bakarsanız az önce belirttiğim noktaya çıkar. Ya hanımefendi aile baskısı yüz yüzünden kapanmış bir hanımefendi ya da tam olarak gönülden kapanmış değil. Ha ama burada çok önemli bir husus var. Altına en çok çizmemiz gereken yer burası. Bu ne beni ilgilendirir, ne izleyen sizi ilgilendirir, ne de sosyal medyada bu konu hakkında yorum yapan insanları ilgilendirir. Bu ilgili hanımefendi ile yaratıcı arasındadır. Bunun bir günahı varsa da, bunun bir sevabı varsa da tamamen hanfendi ilgilendirir. Bizler bu konu hakkında hesap sorma yetkisine sahip değiliz. Bizler ayıplama yetkisine de sahip değiliz. Çünkü şu an gündeme konu olan bu olay tamamen din dini bir olay. Dini olaylar da kulla Allah arasındadır. O yüzden ne bana düşer, ne sana düşer, ne bir başkasına düşer bu hanımefendi hakkında ayıplama yapmak. Yaşadığı hayat onun hayatıdır. Aldığı kararlar onun kararlarıdır. O nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşayacaktır. Belki de tamamen dediklerimden bağımsız. Tesettürlü yaşamayı çok seviyordur ama gece kulübüne gitmeyi de çok seviyordur. Gece kulübüne giderken başını açınca içi daha çok rahat ediyordur. Bak kulağınıza çok saçma geliyor olabilir. Aranızdan bazıları ya Burak olur mu öyle şey diyor olabilirsiniz saçmalama dahi diyor olabilirsiniz. Size de hak veriyorum fakat gerçekten biz bu konuya dahil olamayız. tekrarı düştüğümü bilerek belirtiyorum. Bu kulla Allah arasındadır. Benim bu konuya bakış açım gerçekten tam anlamıyla budur. Birbirimizden bu kadar koptuğumuz, birbirimize karşı bu kadar saygımızın azaldığı, birbirimize karşı bu kadar nefret dolu olduğumuz bir dönemde bir de bu konuya gerilmeyi veya bu konu özelinde hanımefendiye gereksiz yüklenmeyi ben çok ama çok saçma buluyorum. Ama şunu da tekrardan belirtmek istiyorum. Bu konu özelinde vardır ya da yoktur bilmiyorum. Lütfen çocuklarınıza baskıyla bir şeyler yaptırmayın. Siz onlara doğruları anlatın. Doğrular zaten onlara doğru gelirse onlar sizin istediğiniz şekilde yaşayacaklardır. Fakat kimse de kendisine uygun görmemesine rağmen sizin istediğiniz şekilde yaşamak zorunda değildir. Çocuğunuz olsa bile. Çünkü insanoğlu kendine ölümü yakıştıramıyor ama sizler çocuğunuzun bile hayatında ölümünüze kadar varsınız. Onun geleceğini etkileyecek şekilde baskı yapmaya hiçbir şekilde hakkınız yok. Bırakın nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın siz kendi doğrularınızı anlatın o kendi doğrularını yaşayarak görsün ve nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın çünkü istediğiniz kadar da baskı yapsanız bir gün o kişi birey olduğunu fark edecek ve sizin baskılarınızdan kurtulacak. Belki yaşamınızda bunu başaramayacak ama dediğim gibi ölümlü bir dünyada yaşıyoruz ve bir gün öleceksiniz. Bunu fark ederek çocuklarınıza davranın. Sizi iyi hatırlasınlar, arkanızdan pişmanlıklar bırakmayın. Evet benim bu konu hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Kısa bir video oldu farkındayım ama gerçekten çok uzun konuşulacak bir şey yok bu konu hakkında. Videodaki hanımefendi çok enerjik birine benziyor, çok pozitif birine benziyor. Allah mutluluğunu arttırsın. İnşallah bundan sonraki süreçlerde canını sıkan hiçbir şey olmaz ve çok güzel bir ömür olur. O nasıl mutlu? duysa bırakın öyle yaşasın. İnsanlara bu kadar dahil olmayın. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.